Merhaba arkadaşlar. Twinspace Twinlink'te yaptığımız projelerimizin sayfalarına, e, çalışmalarımızı nasıl yükleyeceğiz, nasıl patlet ekleyeceğiz, resim vesaire yaz ekleyeceğiz bunu göstereceğiz. Öncelikle hesap girişi yaptık. Giriş yaptıktan sonra e, ismize tıklayarak kolay yoldan Twinspace'lerime tıklayarak projelerimize görebiliriz. E, hangi projemize gireceksek buradan Twinspace'lerim kısmında açıldıktan sonra gireceğiz. E, sistem çok yavaş ilerlediği için ben videoyu sürekli duraklamak e, için fareyi yukarı götüreceğim. E, o yüzden karıştırmayın sakın arkadaşlar. Twist tıkladım. Açılmasını bekleyeceğim. E, projelerimiz açıldı. İki tane projemiz gözüküyor örneğin. Hangi projemizi yükleme yapacaksak o projemizin üzerine tıklıyoruz. Bu projemizi seçtik. Build projemizi, Wild projemizi. Açılmasını bekleyeceğiz. Evet, projemize girdik şu anda. Projemizin Twinspace sayfası alanındayız. Ana sayfasındayız projenin. Projenin sayfalar bölümüne tıklıyoruz. Sayfalarımız açıldı. Şimdi sayfalarımızda ilgili hangi sayfaya çalışma yükleyeceğiz, ona karar vereceğiz. Diyelim ki proje çalışmalarımız ana başlığı altında Aralık, Ocak, Şubat açılmış. Diyelim ki Şubat ayı çalışmalarına bir e, resim yükleyelim veya padlet ekleyelim veya hepsini yapalım. Şubat ayı çalışmalarına tıkladım, açılmasını bekliyorum. Sayfamızın içeriği açıldı. Şubat ayı çalışmaları gördüğünüz gibi bomboş. Şu anda herhangi bir şey yüklenmemiş. İlk yüklemeyi biz yapalım. Alt kısımdaki sayfa seçenekleri fonksiyonlar kısmındaki 3 noktaya tıklayarak sayfayı düzenleye tıklıyoruz. Sayfa alanım açıldı arkadaşlar. Sayfa alanı açıldıktan sonra burada gördüğünüz gibi seçtiğimiz Şubat ayı çalışmalarını ekleyeceğiz. Başlığı görüyoruz. Alt kısımda şu koyu ee, lacivert gözüken yerde. içerik ekle diyerek buraya çalışmaların eklenmesi için alan açılmasını bekleyeceğiz. İçerik ekleye tıklıyorum. Ve bekleyerek şu alanda çalışmalarımın yükleneceği alanın oluşturulmasını bekliyorum. Evet oluşturuldu. Gördüğünüz gibi text olarak yazıyor. Üst kısımda Buraya eklediğimiz nesnelerin işte yazıların rengini, arka planlarının kalınlık, incelik vesaire bunların düzenleyeceğimiz özellikler var veya kaynak dediği işte link vesaire için. Şu boşluğa arkadaşlar tüm çalışmalarımızı yükleyeceğiz. Şimdi diyelim ki örneğin bir e, bilgisayarımızdan bir resim yüklemek istiyoruz. Boşluğa tıkladıktan sonra üst kısımda nota ve resim işareti gözüken medya sekmesi var. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Bilgisayarımdan herhangi bir resim öğrencilerim çalışmalarını yükleyeceğim. Buna tıkladım. Ve bilgisayarımı e, eklemem için alan açtırıyorum. Geldi bölüm. Buraya tıklayarak bilgisayarımdan bir resim. Örneğin şu Twinic logosunu almak istiyorum. Aç dedim. Ve Twinic logosu buraya geliyor şu anda. Geldi. Bekleyin diyor. Bekleyelim. Buraya ki o beklerken burada isim kısmına bu yapmış olduğumuz ee, resim bilgisayarda kaydettiğimiz ismiyle bakın buraya geldi. Buna bir isim yazabiliriz. Başka bir isim yazabiliriz. Buraya da açıklama kısmına da bu resimde ne anlatmak istiyorsak yani için çektiysek buraya resmi örneğin çocuklarımız işte ışık kaynaklarını inceliyorlar. İncelediler. Bunu yazabilirim. Farklı bir metin yazmak istiyorsanız buraya yazarsınız. Başlık oluşturmak için de buraya yazacaksınız arkadaşlar. Ee, şu anda ben bunları boş geçeceğim. Ee, Gerçi izin vermeyebilir e, boş geçmem ama bakalım Evet. E, alternatif alan mecbur diyor. Buraya e, falan çalışmamız diye yazayım. Başlığa da başlık kısmı burası diye daha önce yazmıştım. Onu yazayım. Kaydet diyorum. Yani normalde bunları doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben hızlı gitsin diye yapmamıştım ama sistem izin vermiyor. Şu anda bilgisayarımdan resim yüklüyorum. Evet resim geldi bakın. Resim geldi ve işaretli. Birden fazla resim e yüklemiş olsaydınız burada yüklenecekti onlar. Hangileri yükle, oraya eklemek istiyorsanız onları tek tek seçecektiniz. Biz şu anda bir tanesini yükledik ve o seçili en alt kısma gelerek arkadaşlar seçilmiş olanı ekle diyoruz. Yani içeri aktar, sayfaya aktar diyoruz. Bunu e, tıkladıktan sonra çalışmamız biraz önce gördüğümüz boşluğa ne olacak? Gelmeye başlayacak. Bakın şu anda boşluk gelmeye başlayacak biraz sonra. Geliyor şu anda. Bakın edit medya diye medya düzeni diye geliyor. Evet, Geldi. Resim buraya geldi. Şimdi resim buraya geldikten sonra arkadaşlar eğer resmin e, altına başka bir şeyler yazmak istiyorsanız resmin sağ alt köşesine geldiğiniz zaman bakın burada küçücük bir ok işareti açılacaktır. Buna tıkladığınız zaman resmin altında metin yazmamız için bir alan tahsis eder. Örneğin diyorum ki bu çalışma örnek olarak yüklenmiştir dedim. Ve şu anda artık resmi kaydettim. Resmi kaydettikten sonra arkadaşlar burada sayfanın görünürlüğünün Twinspace üyeleri olduğundan emin olun. Ayrıca düzenlemede e, işte kurucu, öğretmenler, öğrenci temsilcileri, öğrenciler veya ziyaretçiler kimlerin görmesi, düzenlemesine imkan vermek istiyorsanız bunları seçiniz. Eğer seçmezseniz sistem ikisini otomatikman yapacaktır. Resmi ekledik. O zaman ne yapacağız? değişiklikleri kaydet kısmına tıklayacağız. Değişiklikleri kaydet diyorum ve artık sayfaya eklemiş olduğum Twinlink resmi ne olacak? Şubat ayı çalışmasında gelecek. Evet şu anda kaydetti ve bakalım Şubat ayı çalışmalarında gördüğünüz gibi eklemiş olduğumuz resim artık burada görünüyor. Şimdi diyelim ki biz ya böyle resim yüklemek çok zor oluyor. Biz bunu yapacağımıza en güzeli bu sayfaya bir patlet ekleyelim. E Böylelikle her seferinde sayfaya tek tek girip işte resim ekleyeyim yok bilmem ne yapayım tek tek kaydet vesaire bir sürü zaman bunlarla uğraşacağıma bu sayfaya bir patlet eklersem tüm arkadaşlarım sayfa seçeneklerine girmeden buradaki patlet üzerine direkt tıklayarak çalışmaları yüklerler diye düşündüm. Ve ne yapıyorum o zaman? Hem bu resmi sileceğim ve hem sayfaya Padlet ekleyeceğim. O zaman yine aynı şekilde sayfamızdaki bu sayfa seçeneklerindeki 3 noktaya tıklayarak tekrar sayfayı düzenle diyoruz. Sayfanın içerisine girdim. Burada arkadaşlar şu anda çalışma gelmiyor henüz. Şimdi diyelim ki ben bu sayfaya bir de ne eklemek istiyorum? Patlet eklemek istiyorum. Ha, yine resim ekleyeceksem yine aynı şekilde. Şu anda sayfa tam e, yansımadı arkadaşlar. E, i̇çerik ekle diyerek buradan tekrar içerik eklenmesi için e, bekleyebilirim. Evet. Şu anda benim önceki yapmış olduğum gördüğünüz gibi e, resim geldi. Ayrı bir içerik eklemek istersem buraya da gelir. Yani e, patlette aşağıda gözükür. Ama ben bu içerik ekleme ikinci eklediğimi kaldırayım. Şu resmi silecektik. Resmin üzerine tıkladım ve bilgisayarımdan delete tuşuna bastım. Böylelikle yüklemiş olduğum resmi bakın şunu ve bunu siliyorum ve buraya ee, bir podcast eklemek istiyorum. O zaman şurada gördüğümüz boş dünya işareti var. İframe e kısmı. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladığım zaman Örneğin burada diyelim ki bir e, padlet ekleyecektik. Bilgisayarımdan padlet yazıyorum. Padlet yazdıktan sonra padlete giriyorum. E, diyelim ki herhangi bir padletimi almak istiyorum. Şunu kapatalım. E, mesela etivinik soru cevap kısmı ile ilgili bir padlet. Bu padletin hemen arkadaşlar şunu da alabilirim. Veya 3 noktaya tıklayarak paylaş kısmına tıklayarak buradan e, blogunuza ve web sitenize ekleyen kısmına tıklayarak alttaki linki de alabilirim. Yani şuradaki linkle şu link aslında aynıdır arkadaşlar. Kopyala diyelim ve bunu getirdim. Padletimde URL yazan kısma yapıştırdım. Ve buraya genişliği normal padletse 600'e 1000 ama raf stilinde ise 600'e 700 diyelim ki biz bunu rafiye stilinde yapalım. 600 700 ayarladım ve tamam dedim. Gördüğünüz gibi Ifraim buraya geldi ve değişiklikleri kaydet diyerek sayfamın artık Padlet'in sayfama eklediğim için sayfamın kaydının tamamlamasını bekliyorum. Gördüğümüz gibi şu anda sayfamız geldi ve böylelikle Padlet'imiz de buraya geldi. Artık ne olur? Arkadaşlarım istedikleri gibi bu duvar şeklinde bir Padlet buraya tıklayarak ne yapacaklar? işte konularını yazacaklar, resim yapacaklar vesaire ve de daha sonra yayınla diyecek. Ekleyen her arkadaş yine aynı şekilde Padlet'te ee, diyelim ki artıya tıkladı. Buraya konuyu yazacak. Diyecek ki örneğin e, Twinlink logomuzu koyalım. E Twinlink logomuz diyelim. Logomuz başlık ve açıklamasını yazdıktan sonra e buradan en baştaki dosya yükle kısmına tıklayarak bilgisayarındaki Twinink logosunu bulacak. Diyelim ki şunu alalım. Aç diyelim. Yüklenmesini bekleyecek Padlet'e bakın. Padlet yüklenmesinin faydası şu arkadaşlar. Şimdi yayınla diyorum bunu. Yayınla dediğim zaman gördüğünüz gibi buraya mis kolaylıkla geldi. Şimdi Padlet yapmanın avantajı şu arkadaşlar. Normal sayfa yüklemelerinde her seferinde yükleyeceğiniz her resimde, müzik, videoda vesaire her seferinde buradan tıklayarak sayfayı düzenle diyerek her seferinde sayfa stilinin içine girip yüklemek zorundasınız. Sistem maalesef çok geç açıldığı için çok uzun zaman almakta ve sıkıntılar oluşmaktadır. Oysa Padlet'e eklediğiniz zaman arkadaşlarınız, ortaklarınız ve siz hiçbir zaman Buradan sayfa düzenliğe girme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Padleti görev alan yani bu sayfanın görevi kimde ise bu sayfayı kim görev aldıysa Padleti o arkadaş ekleyecek. Diğer ortaklar ise çalışmaları ekleyecekleri zaman hiç sayfayla uğraşmadan sadece sayfa ismine tıklayarak geldiklerinde Padleti burada görecekler ve ne çalışma yaptılarsa örneğin artıya tıklayarak e, diyelim ki bilmem ne videomuz. Falanca videomuz örneğin. Ve bu kez de ne yapacak? Link işaretine tıklayacak. Buradan hemen YouTube'dan bir kanal şey alalım, e, link alalım. Örneğin YouTube'daki sayfa oluşturma ve silme videomuzu. Bakın Google arama çubuğundakini kopyaladım ve tekrar geldim buraya. Bağlantı yapıştır kısmına yapıştıracak. Videomuzun linkini buraya yapıştırdık. Gönder diyerek işaretimize basıyoruz ve alana gelmesini sağlıyoruz. Bekleyelim alana geldi ve bunu yayınla dediğimiz zaman gördüğünüz gibi videomuzda ne olmuş oldu? Sisteme Padlet'in içerisine yerleşti. Padlet oluşturmanın, ve sayfalara Padlet oluşturmanın e, özellikle tavsiye etmemiz sebebi arkadaşlar diyelim ki ortaklardan biri yanlışlıkla geldi sayfayı sildi. Buradaki Padlet'i sadece buradan silebilir. Padlet e, padlet'in kendi sitesinde olduğu için bu sayfadan silinmekle buradan silinmez arkadaşlar. Bu Padlet'i ancak ve ancak Padlet üzerinden, Padlet sitesi üzerinden sadece yapan kişi silebilir. O yüzden yanlışlıkla silimeler için bu çok uygundur. Padlet her zaman güvenlik sağlar. Artı e, yine dediğim gibi Padlet'i raf stilinde yaparsanız her öğretmen adına bir başlık açarsınız ve her öğretmen o başlığın altına çalışmanın rahatlıkla yükler. Böylelikle patlet açtığınızda hem işleriniz daha hızlı yürüyecektir hem çalışmalarınız garanti güvenlik altında kalacaktır sevgili dostlar. Diğer tüm sayfa eklemeleri de aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde patlet oluşturduğunuz zaman sorun kalmayacaktır. Teşekkür ediyorum.